Arkadaşlar merhabalar. Denklem sistemleri ve eşitsizliklere başlıyoruz. Tam 10 sayfa hazırladım bu konuyu. Çünkü bence çok önemli. 1. Zaten sınavda çıkıyor. 2. Türevde arkadaşlar artan azalan yorumlarında gayet lazım bize. 3. İkinci dereceden denklemlerde bazen biz eşitsizlik kullanabiliyoruz. Parabol sorularında bazen kullanıyoruz. Denk geliyor bakın logaritmada tanım kümesinde, dizilerde tanım kümesinde ikinci derece eşitsizlik kullanıyoruz. O yüzden gerçekten düzgünce yorumlarını öğrenmelisiniz. Hatta en başta ben biraz size denklem de anlatacağım. Biraz mat 1, biraz mat 2'deki denklem kısımlarını anlatayım. Çünkü konu kısmında burası da var. Sonra eşitsizliklere geçeceğim. 10 sayfa olduğu için arkadaşlar uzun olacak. Ama konuyu düzgünce öğrenmek için hepsini izlemelisiniz. Şimdi ilk önce mat 1'den ne var arkadaşlar? İki tane bilinmeyen olduğu zaman nasıl yapıyoruz bunun çözüm kümesini bulurken? Taraf tarafı toplayarak veya çıkararak herhangi bir tanesini götürmeye çalışıyoruz. Bu soruda zaten y'ler kolayca gidiyor bakın. Eksi 5x eşittir eksi 15. Buradan da x eşittir 3 geliyor. 3 ile çarparsak yerine yazdığımız zaman eksi 9 olacak. Eksi 9 eksi y eksi 11 eşit olduğuna göre y arkadaşlar 2. Böylece 3'e 2 bulduk. İlk sorunun cevabını bakın. Üçlü olursa ne yapacaksınız? Üçlü olursa arkadaşlar kolay bir soruysa bir şekilde getirirsiniz. Ama hemen bulabileceğiniz tarzı değilse benim tavsiyem şudur. Önce ilk iki denklemde götürebildiğiniz bir tanesini götürün. Sonra ikinci ve üçüncü denklemde aynı harfi bir daha götürün. Ne demek bakın gösteriyorum. Burada hangisini götürmek kolay bu soruda? Z'leri götürmek kolay. O zaman bunları taraf tarafı topluyorum, tamam mı? Böylece ne geliyor? 2x eksi 5y eşittir 0. Sonra aynı muhabbeti burada da yapıyorum. Bakın orada z'yi götürdüm ya, burada da z'yi götürüyorum kolay olsun diye. Şimdi bu soruya özel bir şey değil, bu genel yöntem anlatıyorum. Normalde bu soruyu fark ederseniz bir kolay daha yöntemden yapabilirsiniz ama ben size katsayıların gıcık verildiği bir durum için söylüyorum. Genel bir çözüm, o yüzden lütfen orada x artı y'lerin gittiğini ben de görüyorum. Ama ne yapacağım size kuralı öğretmek için, bakın yine z'leri götürüyorum. Burayı 5 ile, burayı 4 ile. O zaman 5x artı 5y, 8x artı 8y olduğu için 13x artı 13y arkadaşlar eşittir. 5 kere 2 15, 4 çarpı eksi 15 yine 0 oldu. Şimdi burada hemen şuna dikkat etmeliyiz. 2x 5y'ye eşit oldu, 13x eksi 13y'ye. Böyle bir şey nasıl mümkün arkadaşlar? Düşünsenize bir sayı bir sayının hem 4 katı hem 5 katı olabilir mi mesela? Olamaz. Bu hangi durumda geçerlidir? Her ikisi birden sıfırken. O zaman birinin 4 katı diğerinin 5 katına, birinin 13 katı öbürünün eksi 13 katına eşit olacaktır. Bundan dolayı x ve y 0 geldi. Herhangi birinde yerine yazarsak bakın 4z eşittir eksi 12'den z de eksi 3 geldi. Dediğim gibi burada sayılara ve katsayılara takılmayın. Mevzu şudur. Gıcık olursa ilk ikisinde bir harfi götür, sonra 2 ve 3'te yine aynı harfi götür. Bakalım bir de problemvari bir soru. Esra 40 soruluk bir testten sınava girmiş ve soruların hepsini işaretleyerek 160 puan almıştır. Doğru yapılan her soru için 5 puan verilirken yanlış yapılan her soru için ise 3 puan silinmektedir. O zaman şöyle, x tane soruyu doğru cevaplamış olsun, y tane soruyu yanlış cevaplamış olsun ve bunlardan toplam 160 puan almış. Aynı zamanda x ile y'nin toplamı, bu çünkü x tane doğru cevap, bu da y tane yanlış cevaptı. Böylece x artı y de buradan bakın nedir? 40'tır. O zaman kaç soruyu yanlış yapmıştır dediğine göre ne yapacağız hemen? 5 ile burayı çarparım eksi 5 ile. 5x eksi 5x gider. Eksi 8y eşittir 160 eksi 200, yani eksi 40 oldu. 5 tane soruyu yanlış cevaplamış arkadaşlar. Denklem yoluyla böyle yaptık. X kare artı y kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Y kare artı x eksi 1 eşittir 0. Taraf tarafa toplayıp çıkarttığınız zaman yapamadığınız soruları yerine yazma metoduyla yapmalısınız. Zaten matematikte iki tane kurtulma yolu vardır bir istenmeyenden. Ya taraf tarafa toplama çıkarma arkadaşlar, ya da birini diğerinin yerine yazma. Bakın şimdi ben şunu yapacağım. Y kare gördüğüm yere x eksi 1, daha doğrusu öbür tarafa atarsak 1 eksi x yazacağım. Böylece x kare artı 1 eksi x eksi 4x artı 3 eşittir 0 olacak. Böylece x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 oldu arkadaşlar.
Tabii ki ikinci derece denklem bilmemiz lazım. Eğer ikinci derece denklemle ilgili sıkıntınız varsa ben onu anlattım arkadaşlar. İkinci derece denklemleri dinleyebilirsiniz. Haliyle o zaman x eksi 4 çarpı x eksi 5 x eksi 1 eşittir 0'dan x 1 4 olabilir. X 2 de 1 olabilir. X 1 4 ise hemen git burada yerine yaz. Y 1'i bulmaya çalışalım. Y kare eşittir 1 eksi 4'ten y kare arkadaşlar eksi 3 oluyor. Ama reel sayılarda bir sayının karesi negatif olamaz. Bir de 1 yazalım. Y kare eşittir 1 eksi 1'den y kare 0. Y de buradan arkadaşlar ne geldi? 0. Demek ki x 1 eşittir 4 için çözüm kümesi yok. Ama 1 için y eşittir 0 oluyor. O zaman bunun çözüm kümesi tek elemanlı geldi. Bakın burada da yine aynı şekilde. Ama tabi burada y eksi x kare, y artı x kare olduğu için birinin diğerinin yerine yazmamıza gerek yok. Direkt taraf tarafı toplayınca bakın 2y eşittir eksi 6 oluyor. Y de buradan arkadaşlar eksi 3 oluyor. Hemen yerine yazalım. Eksi 3 eksi x kare artı 4 eşittir 0. X kare eşittir buradan eksi 1 geldi. O zaman çözüm kümesi arkadaşlar boş küme olacak. Çünkü reel sayı herhangi bir reel sayının karesi eksi 1 olamaz. Şimdi ikinci dereceden denklemden bilgilerle bağlayacağız denklem sistemlerinde bazı soruları. Bakın şimdi böyle bir soru. 3x artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 6 3x artı 1 bölü 2 artı 5 eşittir 0. Bunlar da karşınıza gelecek çünkü. Ne yapacağız? Bakın burasıyla burası direkt aynı. O zaman ben buraya a dersem, bakın normal standart a kare eksi 6a artı 5 eşittir 0 oluyor. A eksi 5, a eksi 1 eşittir 0. A 1 buradan 5, a 2 1. A 1 5 ise 3x artı 1 bölü 2 eşittir 5. Böylece 3x artı 1 eşittir 10. X buradan arkadaşlar 3 geldi. İkinci durumda 3x artı 1 bölü 2 eşittir 1 dersek 3x artı 3x buradan 1 yapıyor. X de arkadaşlar 1 bölü 3 geliyor. 2 tane elemanı var çözüm kümesinin. Burada neyi benzetmemiz lazım? Tabii ki bakın 9 üzeri x, 3 üzeri x'in neyidir? Karesidir. Çünkü üstün üstü çarpılır böyle olur. 9 üzeri x gelir. Dolayısıyla 9 üzeri x, 3 üzeri x'e t diyelim. Hatta size bir göstereyim önce. Bu arada 3 üzeri x çarpı 3 aslında o. Haliyle artık 3 üzeri x'e a dersek a kare eksi 4a çarpı 3a'dan eksi 12a artı 27 eşittir 0. Böylece a eksi 9 ve a eksi 3 eşittir 0. A 1 9, a 2 3. Ne yapacağız? 3 üzeri x de a dediğim şey 9'a eşit. 3 üzeri x 3'e eşit. Buradan da x arkadaşlar ya 2 ya da 1. Toplamları da 3. X kare artı 4x, x kare artı 4x. Yine bakın a kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0 diyeceğiz. Böylece a eksi 5, a artı 3. Çünkü çarpımları eksi 15 toplamları arkadaşlar ne olacak? Eksi 2. Dolayısıyla orada o yüzden eksi 5'e 3 olacak. Buralarda hızlı değilseniz çarpanlara ayırma ve ikinci derece denklem çalışın lütfen. Böylece a 1 burada 5. A2 arkadaşlar eksi 3. X kare artı 4x eşittir 5 ise x kare artı 4x eksi 5 eşittir 0'dan hiç uğraşmana gerek yok. Kökler toplamı direkt nedir? Eksi b bölü a'dan eksi 4. Çünkü benden kökleri istemiyor ki. Yine x kare artı 4x eşittir eksi 3. Öbür tarafa atarsak artı 3 eşittir 0 olur. Buradan da kökler toplamı ne gelir? X3 artı x4 diyelim. Eksi 4. O zaman kökler toplamı arkadaşlar eksi 8 oldu. Bakın ayrı ayrı kökleri bulmama gerek yok. Nasıl olsa toplam soruyor. Burada ne yapacağız? Sayı deneyeceğiz lütfen demeyin. Çünkü tamam sayıları çok zor vermemeye çalışıyorum sıkıntı çıkarmasın diye ama burada şimdi sayı denemek değil mevzu şudur. Köklü sayılarda da neyi görmemiz gerekiyor? Buna a dersek aslında x de a kare. Biz mümkün olduğunca her şeyi ikinci derece denkleme benzeteceğiz. Niye? Biz çünkü ikinci derece denklem yapmayı biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz arkadaşlar. Böylece toplamları eksi 2, toplamları 1 çarpımları eksi 2 olduğu için a buradan ya eksi 2 ya da 1. A dediğim zaten kök x'ti ama asla bir sayının karekökü negatif olamaz. A 1 yani kök x eşittir 1 olduğundan tek çözüm kümesinin elemanı var o da 1. Buraya geldiğimiz zaman kök derecelerinde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar
6. dereceden kök x tabii ki 3. dereceden kök x'ten derece olarak daha küçüktür. Çünkü x üzeri 1 bölü 6 demek. Öbürü de x üzeri 1 bölü 3 demek. O zaman x üzeri 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 6'nın karesi arkadaşlar. Hemen o zaman dikkat edin. 1 eksi a eşittir 6 bölü a kare yazdım. O zaman arkadaşlar payda eşitliyorum. A eksi 1 a kare eksi a eşittir 6. Hepsinde a kare olduğu için pat pat eledim. A kare eksi a eksi 6 eşittir 0'dan. A eksi 3'e a artı 2 eşittir 0 oldu. A buradan ya 3 ya da eksi 2. O zaman a 3 ise arkadaşlar a dediğim neydi? 6. dereceden kök x'ti. O zaman x buradan 3 üzeri 6 olur. Yine çift dereceli kökün asla negatif olmaması gerektiğini bilmelisiniz. Dolayısıyla 3 üzeri 6 diyeceğiz. 6x kare eksi x 2x kök içinde 2'ye eşitmiş. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Köklü bir denklem böyle bir pozitif sayıya eşitse her iki tarafın karesini alırım. 6x kare eksi 2x eşittir 4 olur. Böylece 6x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0'dır. 3x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 çarpanlarını ayırıyorum. Şuraya eksi 1, buraya da artı 2 dersek bakın eksi 3x artı 2x daha eksi x yapar. Böylece 3x artı 2, x eksi 1, x 1 eksi 2 bölü 3, x 2 de arkadaşlar 1 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar köklü bir denklem bir pozitif sayıya eşitse problem yok. Eğer 3. derece ise 3. derece kuvvetini al, karekök ise karesini al. Ama bir çift dereceli denklem bir denkleme eşitse yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Karesini aldıktan sonra bulduğunuz kökleri kesinlikle kontrol etmelisiniz. Şimdi bakın bu soru gayet kolay. Ben denklemi bilerek kolay verdim ama size uzun yoluyla göstereyim. Her iki tarafın karesini alıyoruz böyle. Tamam mı? Sonra öbür tarafa atıyoruz. X kare eksi 5x artı 6 eşittir 0. Buradan x eksi 6, x eksi 1 eşittir 0 diyoruz. Pardon, eksi 2'ye eksi 3 diyoruz. Çarpımları 6, toplamları eksi 5 çünkü. X ya 2 geliyor ya da 3 geliyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu kökleri denklemde yerine yazacaksınız. Burada bakın bilerek kolay verdim. Zaten hocam oraya sayı vererek geliyor sakın demeyin. Şıkları da deniyoruz geliyor demeyin. Sınavda ÖSYM size sorarken alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Yoksa enayi mi yani bu şıkları verip size yapacak. Ama konu anlatımlarında aşırı derecede kafanızı karıştırmamak için sayıları çok zor vermiyoruz. Buna güvenmeyin. Hocam attım tuttu. Hocam yaptım geldi. Hocam denesek olmaz mı? Eğer şıklarda ÖSYM'de gerçekten enayilik yapıp böyle verirse dene zaten. Çünkü o zaman birçok öğrenci senin gibi deneyecek. O zaman rakip elemenin pek bir anlamı kalmayacak. Kabul etmek gerekiyor ki bu rakip eleme sınavı ÖSYM'de bu rakip elemeye dikkat ettiği için sonuçta 2 milyon insan giriyor buna. Haliyle 2 ve 3'ü denemeyi boş ver. Şey 2 ve 3'ü diyorum. Önce buraya sayı vermeyi boş ver. Cevabın burada 2 olacağı zaten kesin. Ancak değişik sıkıntılı olursa biraz buraları kötü verirsek ne yapacağız? Mecburen bir kökleri bulacaksın. Sonra gideceksin denklemde yerine yazacaksın. Neden? 2'yi yazarsan problem yok 0 0 ama 3'ü yazarsan kök 1 eşittir eksi 1 gibi saçmalık oluyor. Asla sağ tarafın negatif olmaması lazım. Ne zaman? Kök derecesi çiftse çünkü kök derecesi çiftse dışarı negatif çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ü veremiyoruz 2'yi veriyoruz. Bu sağ tarafın denklem olduğu kısımlar bu şekilde. Bulduğun kökleri muhakkak dene. Bakın yine aynı mevzu. 1'i önce bir öbür tarafa atalım. X eksi 1 eşittir. Kök içinde 2x artı 6 olsun. Karesini al. X kare eksi 2x artı 1. 2x artı 6. At öbür tarafa. X kare eksi 4x. Eksi 5 eşittir 0. X eksi 5. X artı 1 eşittir 0. Buradan 5 ve eksi 1. Koy şimdi yerine. Şurada. X yerine 5 koyarsak tamam problem yok. Sol taraf pozitif. Eksi 1 koyarsak eksi 2 olmaz. O zaman bunun tek çözüm kümesinin elemanı var. O da 5. Evet, bu sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tarafta köklü. Vallahi yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yapacaksınız? Kare alacaksınız. Yetmeyecek. Sonra bir daha kare alacağız. O yüzden yapıyorum. 3x 1 artı
Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 kök x artı 1 artı ikincinin karesi. Şimdi hepsini bu şu x'li olanları ve sayılı olanları öbür tarafa at. Ne kalıyor? 2x eksi 2 eşittir. 2 kök içinde x artı 1. Her iki tarafı 2'ye böl. X eksi 1 kök x artı 1. Kare al. X kare eksi 2x artı 1 eşittir. X artı 1. At öbür tarafa. X kare eksi 3x eşittir 0. Buradan x parantezinde x eksi 3 ya 0'dır ya 3'tür. Bak ben şunu bile yapmıyorum artık. X kare eşittir 3x falan demiyorum. Onu ancak geometride falan yaparsın. Burada negatif de olabilir sayılar en nihayetinde. Böylece arkadaşlar 1 0 verdik, 1 de 3 verdik. Bakalım hangisi sağlayacak? 0 verirsek burası bakın ne oluyor? Eksi 1 negatif. Sol taraf eksi 1 olamaz yani köksüz olan kısım, denklemli olan kısım. Bir de ne vereceğiz? 3. 3 verirsek ne oluyor? 2. O zaman tek bir çözüm kümesinin elemanı varmış. O da 2'ymiş arkadaşlar. Evet, bakın yine köklü denklem. Kök x eksi 2, kök x artı 5 eksi 1. Kare alıyoruz. X eksi 2, x artı 5 artı 1 eksi 2. Kök içinde x artı 5. X'ler gitti. Eksi burası 6. Eksi 8. Eksi 2 kök x artı 5. Böylece eksi 2'ye bölersek 4x artı 5. Burada artık zaten belli ki orası 11 olacak. Mutlak değerli denklemlerde ne yapacağız arkadaşlar? Mutlak değerli denklemlerde durum şudur. Göstereyim. Eğer bir taraf mutlaklı, bir taraf da pozitif bir sayıysa içerisi ya eksi 6'dır ya da 6'dır. Mat 1'de de söylüyoruz aslında bunu mutlak değer denklemlerde ama ikinci derece denklem pek çıkmıyor orada. Bu şekilde bakın. Dolayısıyla x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0. X kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Kökleri x eksi 3, x eksi 2'den 2 ve 3 gelecek. Burada da x eksi 6, x artı 1 olacak. Köklerimiz 6 ve eksi 1 gelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Bir taraf mutlaklı, bir taraf pozitif sayıysa bulduğun kökler direkt sağlanır. Kontrol etmene gerek yok. Gelelim arkadaşlar. Bir taraf mutlaklı, diğer taraf yine mutlaklı olursa ne yapacağız? Yine özel bir şey yoktur. Sayı gibi davranın. İki taraf da böyle mutlaklıysa o zaman birini önce böyle olduğu gibi ikisini de açarsınız. İkinci durumda birini sabit bırakın, öbürünü eksiyle çarpın. Neden? Bu şunun gibi mutlak 5 eşittir mutlak 5. Yani direkt kendisine eşit olabilir. 2 mutlak 5 eşittir mutlak eksi 5. Bu ikisi de aynı mantıktır. Böylece x kare eksi 3x artı 4 eşittir 0. X artı 4 x eksi 1 pardon x eksi 4. Bunun kökleri ne olacak? Ha bu ben diyorum niye çarpanların ayrılmıyor. Buradan arkadaşlar reel kök gelmeyecek. Neden? Çünkü delta küçüktür 0 bakın. B kare eksi 4 AC'den eksi 7 geldi. Çarpanların ayırmaya çalıştım olmadı zaten. X kare artı 3x artı 2 eşittir 0'da da x artı 2 ve x artı 1 eksi 2'ye eksi 1 oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi arkadaşlar bu sorunun çözümüne. Mutlak değerle ilgili şöyle bir bilgi hatırlatmak istiyorum size. Bir mutlak sayının karesi kendisinin de karesine eşittir. Çünkü asla bir sayının karesi negatif olamaz. O yüzden burada hemen bakın şuraya gireceğim. Bunun yerine bunu yazarsak sembolleri aynı yapmış oluruz. Bu da bizim için önemli. Bakın artık neye döndü? Aynı kök x şey mutlak x mutlak x olduğu için bu mutlak x mutlak x diye ayrılır çarpanlarını. Bu da eksi 4 ve 3 diye. Böylece mutlak x eksi 4 mutlak x artı 3 diye çarpanlarını ayırırsın. Mutlak x tabii ki eksi 3 eşit olamaz. Çünkü mutlak değer negatif olmaz. Mutlak x eşittir 4'ten de bir kök eksi 4 diğer kök 4 olacaktır. Aynı soruyu bir kere daha anlatmak yerine bakın şununla yine göstereyim. Bakın bir sayının karesi mutlağının da karesine eşittir. Dolayısıyla x artı 3'ün karesi eksi 2 mutlak x artı 3 yine eksi 99 eşittir 0. Bu nasıl ayrılır çarpanların? Hatta bak harf yapayım bu sefer sizin için. Buna a diyeyim. A kare eksi 2a eksi 99 eşittir 0. A eksi 11 a artı 9 eşittir 0. Böylece
11 ve eksi 9 oldu. Neydi o? Mutlak içinde x artı 3 eşittir 11. Buradan 8 olabilir ya da eksi 14 olur. Bir de mutlaka tabii ki yani o mutlak x artı 3 eksi 9'a eşit olamaz. Çünkü mutlak değer negatif olamaz arkadaşlar. Burada şimdi öyle bir soru da olacak ki arkadaşlar gördüğünüz gibi x çarpı x artı 1 eksi 2. Burada artık tabii ki bir şeye eşit falan olmayacağı için ne yapacağız? Standart mutlak x'i yalnız bırakacağız denklemle. Atıyorum öbür tarafa 2 bölü x. Gördünüz mü? Mutlak x artı 1. Sonra her iki tarafı x'e böldüm. Burada ne yapıyorduk? 1 diyorduk ki bir mutlak değersiz denkleme eşitse önce böyle yaparım. Yine burası çok önemli. Sonra içler dışlar. Tabii bu arada x eşit değildir. 0 ekleyelim. Payda 0 olur o zaman. Sonra arkadaşlar x kare artı x eksi 2 eşittir 0. İçler dışlar yaptım. Hepsini sol tarafa attım. Buradan x artı 2 x eksi 1 eşittir 0 oldu. X 1 eksi 2 bir de 1. Şimdi mutlak değer arkadaşlar negatif olamaz ya. Aynı köklü sayı gibi bir mutlak değer bir denkleme eşitse yine ne yapacağız? Deneyeceğiz. Dolayısıyla deniyorum şimdi. Şurada x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 2. Eksi 2 yazarsam sol taraf ne olur? Eksi 1 olur. Böyle bir şey olur mu? Hayır. O zaman eksi 2 veremiyormuşum. 1 verirsem sağ taraf pozitif oluyor mu? Evet. O zaman bunun tek kökü var yine 1. Bakın yine aynı şekilde mutlaklı arkadaşlar. O zaman mutlağı yalnız bırakacak şekilde her iki tarafı x eksi 1'e bölüyorum. 1 diyoruz ki böyle çıkar. 2 şöyle çıkar. Aa, bu arada bir şey diyeceğim. Deminki soruyu ben çözmedim ki ikinci yolu. Pardon, ona geri döneyim. Şimdi biz şeyi yaptık. Bu bunun eksilisine eşit olur demedik ki bir de. Unuttuk bak onu. Hemen düzeltiyorum affedersiniz. Şimdi biz aynen böyle çıkar dedik. Bir de içerisi eksi 2 bölü x olabilir. Bunu da yapmamız lazım. Dolayısıyla bunu denemeden olmaz. X artı x hepsini bu tarafa at. Böyle olur. Allah'tan bu soruda arkadaşlar delta zaten eksi 3 geliyor. Böylece çözüm gelmiyor. Yani yanlışlıkla unutsam sınavda doğru yapıyoruz ama tabii benim böyle bir şey yapmam çok saçma olur. Ne yapacağız? 1 artılı 1 eksili eşitleyeceğim. Her ikisinde de çıkan köklerin hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bu soruda da yine o muhabbeti yapalım. Zaten baştan söyledim bakın. 1 6 bölü x eksi 1 olur. 2 eksi 6 bölü x eksi 1 olur. Ama tabii ki bunları deneyeceğiz. X kare eksi 3x artı 2 eşittir 6 içler dışlardan x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 x eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Buradan x eksi 1 olabilir ya da 4 olabilir arkadaşlar. Hemen dene. Şimdi neyde dene tabii bu denklemde. Şimdi burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak sağ taraf ne oluyor arkadaşlar? 6 bölü eksi 2'den eksi 3 oluyor. Bunu veremeyiz. 6 bölü 3'ten 2 olur. Tamam, problem yok. Zaten sol tarafa denklemde niye yazmıyorum biliyor musunuz? Sağ taraf pozitifse zaten sol taraf sağlanacak. Merak etmeyin hiç. Şimdi geliyorum ikinci denkleme. Yine içler dışlar. X kare eksi 3x artı 2 eşittir. Eksi 6 bu sefer. X kare eksi 3x artı 8 eşittir 0. 9 eksi 32 eksi 23 oldu. Zaten buradan reel sayı kökü gelmez. Tek bir çözüm kümesinin elemanı varmış. O da 4'müş. Bu şekilde 23 dakikada arkadaşlar size ikinci derece denklemlerle ilgili lazım olan denklem sistemlerindeki yeri anlattım. Kesinlikle bunlar karşınıza gelecek. Bazen ikinci derece denklemlerde anlatılmadığı için aynı zamanda müfredatta da olduğu için bu şekilde çözdüm. Şimdi artık gönül rahatlığıyla eşitsizliğe geçebiliriz arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.